Koçtaş'a gidiyorum. Evimi çok seviyorum. Klasik kendin yap projeleri kapsamına duvar rafı sabitlemeyi de dahil edebiliriz ve kullanılabilen birçok çeşidi vardır. Duvar rafları duvara sabitlendikten sonra havada asılıymış gibi durduğu için duvar raflarına asılı raf denir. Çok güzel ve modern görünüyorlar. Unutulmaması gereken önemli bir nokta da duvar rafını sabitlemek için seçtiğiniz sabitleme ekipmanının doğru olmasıdır. Eğer malzeme kartonpiyerse özel kartonpiyer sabitleme ekipmanı kullanın. Biz bunu tuğla duvara sabitleyeceğiz. Nasıl yapıyoruz bir bakalım. Hiçbir zaman prizlerin veya lambaların altını delmeyin çünkü akım besleyici kablolar genelde burada yer alır. Eğer merdiven kullanıyorsanız düz bir yüzey üzerinde düzgün yerleştirildiğinden ve kullanacağınız bütün aletlerin meydanda olduğundan emin olun. Kullanım talimatlarını mutlaka okuyun. Metal şeridi istediğiniz yükseklikte duvara dayayın. Her çatal boyunca yer alan deliklerin aşağıya baktığından emin olun. Su terazisiyle kontrol edip yatay düzlemde olduğundan emin olun. Sonra da kurşun kalemle takoz yerini işaretleyin. Talimatlar size kaç tane işaretlemeniz gerektiğini gösterecektir. Duvar prizlerinizin uzunluğunu bant kullanarak matkap ucunda işaretleyin. Tuğla veya taş duvarların üstesinden gelmek için çekiç kullanmanız gerekebilir. Şimdi de takozları takın. Ardından rafı takozların üzerine geçirin. Rafı duvara alt vidalar yardımıyla sabitleyin. Sonunda da güzel bir görünüm için vida başlarını size verilen kapaklarla kapatın. Duvar rafları duvarınızda harika görünüyor fakat çok ağır objeler için uygun değiller. Bu yüzden üzerlerine fazla eşya koymadığınızdan emin olun. Eğer daha dayanıklı bir şey istiyorsanız destekli raf kullanın. Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.